ABD menkul kıymetleri kripto para piyasasına nur topu gibi bir fitne ateşi bırakmış vaziyette. Bu konuyu videonun başında başlık olarak belirtmek istediğim detaylarını birazdan hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Fakat bunun öncesinde uzunca bir zamandır yani birkaç gündür görüşemiyoruz arkadaşlar. Bu aralık içerisinde piyasalarla ilgili neler oldu? Bunları genel olarak konuşmak isterim. Öncelikle piyasalarda bir düşüş gözlemledik. Bu düşüşün tabii ki net olarak anlamlandırılması söz konusu olmadı maalesef. Yani net bir haber şundan kaynaklı düştü diyemiyoruz ama burada faiz beklentileriyle ilgili belki bir öteleme ihtimalini fiyatlıyor olabilir. Bunun yanında biraz daha net olabilecek bir veri bulunuyor elimizde. Bu da spot bitcoin ETF'lerindeki belli başlı çıkışlar arkadaşlar. Bu çıkışlar işte bazı tetiklemeleri ön plana düşürmüş olabilir ve buna bağlı olarak da piyasalarda bir geri çekilme yaşamış olabiliriz. Olsun benim bakış açımda her zaman olduğu gibi. Dolar maliyeti ortalaması yaptığım için uzun vadeli değer yatırımcısı olduğum için bu sektör içerisinde düşüklerden ortalamayı bir şekilde yakalamaya çalışıyorum ve özellikle trenini kaçırmış olduğum projeleri bu düşüş dönemlerinde portföylerime ekleme yaparak ilerleme gayret içerisinde oluyorum. Biliyorsunuz 2025 yılı içerisinde 2024'ün sonlarına doğru özellikle ABD başkanlık seçimleriyle birlikte kripto para piyasalarında ciddi bir ivmelenme bekliyoruz yukarıya doğru ve işte böyle bir döneme doğru hazırlanırken aslında bu tarz düşüşlerde yandık bittik bakış açılarını bir kenara bırakıyorum ve daha fazla oraya doğru fokuslanıyorum. Çünkü ben portföyümü ne kadar fazla doldurabilirsem o dönemler geldiği zaman elimde o kadar çok fazla mal bulunmuş olacak ve satabileceğim çok da fazla mal olduğu zaman o dönemlerde daha da fazla kar pozisyonuna geçme ihtimaliyle karşı karşıya kalacağım. O yüzden her zaman söylemiş olduğum gibi bakış açısı önemli arkadaşlar. Günü birlik düşünüyorsak, kısa vadeli düşünüyorsak veya bir yere kısa vadeli olarak bağlayacağımız parayı getirip de kripto para sektörü içerisine yerleştirmiş isek tabii ki burada psikolojilerin sağlıklı ve sağlam durabileceğini düşünmememiz lazım. Niye? Çünkü burası oldukça fazla volatil ve bu volatiliteye maalesef bu tarz bir mentaliteyle yatırılan para ayak uyduramayacaktır. asıl kelam diyoruz. Şu an piyasalara güzel bir haber düştü. Ethereum'la ilgili ve zaten bugünün de yeşil yakmasının sebebi bu. Ethereum'da bildiğiniz üzere Spot Ethereum ETF beklentileri söz konusuydu ve bununla ilgili yeşil ışığı SEC tarafı yakmıştı. Fakat konuyla ilgili ETF başvurusu yapacak şirketlerin Başvuru evrakları ile ilgili bazı sıkıntılar vardı. Yani bunlar tamamlanmamış idi ve bunun beklentisi içerisindeydi. SEC ve geçtiğimiz birkaç gün öncesinde önemli ETF analistlerinden bir tanesi olan Eric Balkunes bir açıklama yaptı ve dedi ki 2 Temmuz itibariyle Spot Ethereum ETF'leri çok büyük ihtimalle onaylanacak ve buna bağlı olarak Ethereum'da işte bir yükseliş gördük. Altcoin'lerde bir kıpırdama gördük. Buradan nereye geleceğiz? Şimdi biliyorsunuz SCC tarafının Ethereum tarafında özellikle staking mekanizmasının başlamasıyla birlikte yani özet olarak Ethereum 2.0'ın başlamasıyla birlikte gözlerini Ethereum tarafına biraz daha çevirmişti SCC tarafı çünkü staking mekanizmalarını özellikle dikkat ediyor. Burada ABD menkul kıymetler ve borsa komisyonu arkadaşlar yani burada dolandırıcılığın kendilerine göre çok daha fazla olabileceğini düşünüyor. Ve buna bağlı olarak da Ethereum'a dava açma durumları söz konusuydu. İşte bugün itibariyle bu dosya yani biz dava ile ilgili bir gelişme yapalım mı yapmayalım mı dosyasını artık kapattıklarını Ethereum tarafına bildirmiş vaziyette SEC. Ve bu da ne demek oluyor? Ethereum'un açıklamalarına göre Artık SEC tarafı sonsuza kadar Ethereum'dan elini eteğini çekmiş vaziyette. Yani Ethereum artık hür bir şekilde yoluna ilerleme gayreti içerisinde olacak. Buradan çıkarmamız gereken belli başlı ana unsurlar söz konusu. Öncelikle sıradaki spot kripto ETF'nin yani herhangi bir altcoin'in gelebilmesi için SEC barajını geçmesi gerektiğini anlamamız gerektiği. Bunu sizlere birkaç videoda aslında anlatmıştım. Yani sıradaki spot ETF'i seçerken SEC ile başının belada olmaması gerektiği kriterini sizlere iletmiştim ve bu da aslında bir ispat niteliğinde olduğu Ethereum'un açıklamaları ile birlikte gördüğünüz gibi. Yani buradan ne anlamamız gerekiyor? Mesela yine Solana çok fazla konuşuluyor bildiğiniz gibi arkadaşlar Solana'nın başı SEC ile dertte bizim NEAR'ın başı SEC ile dertte. XRP'nin aynı şekilde, BNB'nin aynı şekilde. Bunlar gibi projelerin bir şekilde SEC ile başının dertten kurtulmuş olması gerekiyor ki spot ETF mekanizması kendilerine doğru ilerleyebilsin. İşte o yüzden yatırımlarımızı eğer kısa orta vadeli yatırımlarımızı spot ETF'lere göre şekillendiriyorsak altcoinlerde bu kriteri bu çerçeve içerisinde çok net bir şekilde değerlendirmemiz gerekecek. Yine Ethereum 2.0 dosyasının kapanmasıyla birlikte başlıkta da bahsetmiş olduğum gibi kriptoya düşen fitne ateşi Ripple ile beraber hızlı bir şekilde gelecek diye düşünüyorum. Bu nasıl olacak? SEC'nin çifte standart uyguladığını gözler önüne serecek ve Şöyle de bir durum var ki Ripple'ın komünite tarafında bu sesler yükselmeye başladı bile. İlerleyen dönemlerde, ilerleyen haftalarda diyelim arkadaşlar. Ripple şirketi tarafından belki de bu konuyla ilgili SEC tarafına yeni bir dava açılabilir. Veya hali hazırda devam eden dava içerisinde bu konuyla ilgili yeni bir başlık açılarak Ripple şirketi kendini bu konuda haklı gösterme gayreti içerisine girebilir. Çünkü Ripple tarafına yönlendirilen suçlamalar da aslında Ethereum'a hazırlanan suçlamalarla birlikte eşdeğer bir nitelik taşıyor idi. Ve bu konuda aslında Ripple şirketini dava dosyası içerisinde birkaç kademe daha ileriye götürme potansiyeli taşıyor. Bu da ne demek arkadaşlar? Ripple'ın eli daha da fazla aslında bu Ethereum 2.0 kararı ile beraber güçlenmiş gibi gözükmekte. Elbette Ripple XRP ile ilgili çok fazla ön yargılar olunabilir. Bunda tamamen yatırımcılar haklı çünkü seneler geçmesine rağmen XRP hala seneler önceki fiyatında süre gelmekte. Fakat bunun böyle gidip gitmeyeceği ile ilgili işte bu SEC davası çok önemli bir rol oynayacak ve bunu bahsetmiş olduğum bu çerçeve içerisinde yine takip etmek XRP yatırımcılarına oldukça fazla bir bakış açısı katacak düşüncesi içerisindeyim. Şimdi biraz da grafik analizleriyle devam edelim. Bitcoin'in grafiğinde nerelerdeyiz? Birkaç gün önce çekmiş olduğum videonun desteğinde hala bulunuyoruz. Esasen 65 bin dolar seviyelerinde alıcılı bir bölge var arkadaşlar. Altına iğnelemeler olsa da buranın altında özellikle günlük kapanışlar görür isek hedef büyük ihtimal 61 bin dolar seviyeleri olan alttaki şu mekanizma olacak. Bu yüzden Bitcoin'in şu alanındaki 65 bin dolardaki yatay desteği takip etmemiz faydalı olacak. Ama uzun vadeli trendde herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Benim bu bahsetmiş olduğum destek bölgeleri esasen kısa vadeli işlem yapanlar için bir fikir olması açısından arkadaşlar kendi görüşlerimi belirtmek. Tabii ki herkes işlemlerini yaparken kendi kararlarıyla bunları yapmalıdır. Near protokol tarafına bakmak istiyorum. Haftalıkta aslında önemli bir yatay destek bölgesindeyiz fakat Günlük olarak da bir trendin destek bölgesine gelmiş vaziyetteyiz ve buradan da esasen bugün tepki aldık ve yatayda da aslında günlük olarak önemli bir destek kademesi içerisindeyiz yorumunu bizler yapabiliyoruz. Şu alan arkadaşlar bakın dönmüş olduğu bölge buralardan daha önce defalarca 4.30 dolar seviyelerinden destek ve direnç olarak çalışan bir bölge diye bahsetmiştik ve trend bölgesi olmasından kaynaklı hem çöküşlerde hem yukarıya doğru sıçramalarda oldukça fazla önemli bir bölge yorumunu bizlere yaptırtıyor. Bu seviyeye o yüzden takip edeceğiz ve buna bağlı olarak aksiyonlarımızı kısa vadeli olarak almamız gerekiyor. Şu an Near protokol 5 dolar seviyelerine geldi. Bundan sonrasını dikkatli bir şekilde izlemeye devam edeceğiz. Kripto toplam piyasa değerine şöyle hızlı bir şekilde günlükte baktığımızda ise düşen bir trend içerisinde olduğumuzu söylememiz lazım. Ama bu Günlükte bu şekilde haftalık grafikte daha başka bir yükselen trend söz konusu. Bunu da ifade etmek isterim. Özellikle yukarıda bulunan 2.4 trilyon dolar bantlarında bir direnç bölgemiz var. Buraya doğru kafamızı kaldırdıkça oradan bir tokmak vuruluyor. Aşağıda da kısa vade olarak desteğimiz 2.24 trilyon dolar bantları. Bu hedef seviyelerini neden veriyorum? Özellikle Bitcoin ve Ethereum gibi paritelerde işlemler yapılırken total market değerimizin gelmiş olduğu destek ve direnç seviyelerinde eşdeğer bir şekilde aynı zamanlı takip etmemiz lazım. Eğer destekteysek buna bağlı olarak yukarı bazlı işlemler daha mantıklı olabilir. Dirençteysek de aşağı bazlı olabilir veya tam tersi arkadaşlar. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Benim görüşüme göre tabii ki. Herkesin yapacağı işlemler tekrardan söylüyorum kendisini bağlayacaktır. Bitcoin dominansında da hızlı olmasa bile yukarıya doğru kademeli yükseliş devam etmekte. Dünden bugüne farklılıklara bakmıyoruz. Haftalık baz olarak bakınız buradan ta 2024 Ocak ayından itibaren yukarıya gelen bir görüntüsü var ve bu da bizlere Bitcoin'in güçleniyor olduğunu gösterir. Şu an itibariyle %55.44 seviyelerindeyiz. Ethereum yine güçlü bir seviyede 18.66 bölgelerinde arkadaşlar. Bu seviyeler yukarıya doğru tırmanmaya devam edecek. Spot ETF'lerin yükselişleri ile birlikte. O yüzden altcoin'lerin yükselişinden ziyade Bitcoin ve Ethereum'un yükselişinin kısa vadede bence daha ciddi kazançlı olabileceğini özellikle büyük portföyler için düşünüyorum. Tabi söylediklerim benim şahsi fikirlerim özellikle ETF'ler ile ilgili para girişinin çok daha hızlanacağı düşüncesi bende hakim. Daha önceden de söylemiştim 2024'ün son çeyreğine doğru. Özellikle ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump kazanırsa bambaşka bir senaryo ile karşılaşacağımızı düşünüyorum. Önceki gün yine açıklama yaptığı biz Biden'ın yapmış olduğu hataları yapmayacağız. Kriptoların altını çizerek söylüyorum sadece Bitcoin değil. Kriptoların ve Bitcoin'in önünü açacağız. Bu konuda ABD'nin öncü bir devlet olması girişimi içerisinde bulunacağız gibi söylemleri sıkça dile getirmeye başlamış vaziyette. Bu da bizim bahsetmiş olduğumuz o merkez bankalarının Bitcoin stoklamasına dahi gidebilecek bir yolu aşmasında yardımcı olacak bir katalizör olay olacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Evet videomuz bu kadardı. Elbette anlattıklarımız yatırım tavsiyesi içermemekte. Herkesin yapacağı işlemler kendilerini bağlamaktadır. Kayıp da sizin, kazanç da sizin. Bütün izleyeceğiniz ve takip edeceğiniz bilgilerde bunları aklınızın bir kenarında bulundurun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.